Merhaba güzel kız. Sonunda sana mektup yazmak için bana gerekli olan mekanı buldum. Şile'deyim. Seninle geldiğimiz otelde. Üstelik aynı odada kalıyorum. Otel görevlileri neden ısrarla aynı odayı istediğimi anlamakta biraz zorluk çektiler. Keşke onları anlatabilseydim. Yazımı okumakta zorlanabilirsin. Sebebine gelince doğrusu pek bir sebebi yok. Sadece birdenbire o büyük şairin mektuplarında geçen bir cümleyi hatırladım. Sağ elimin ustalığındansa sol elimin acemiliğini tercih ederim. Doktorlar bendeki bu durumun son derece sağlıklı bir gelişme olduğunu söylüyorlar. Güzel kız, aşk mektupları konusunda ne yazık ki sicilim seninki kadar parlak değil. Bir zamanlar mahallemdeki kızlara bol bol çiklet dağıtırdım. Dağıtmadan önce de çikletlerin içindeki artist fotoğraflarını çıkartır, onların yerine küçük kağıtlara yazdığım aşk mektuplarını yerleştirirdim. Bu yaptığımın ahlaki yönü elbette tartışılabilir. Ancak kim geçmişinin her anıyla gurur duyabilir ki? Seninle gurur duyuyorum serseri. Bu gece kumsalda senin için büyük bir ateş yakacağım. Alevler bir kez daha o gecenin anısı üstüne vuracak. Dünyanın bütün çingeneleri bu gece bu kumsalda benim için toplanacak ama ben içlerinden yalnızca bir tekini göreceğim. Ve ömrümün sonuna kadar hep seni düşüneceğim. Yeryüzünün bütün kumsallarında yakılmış bütün ateşler bizler öldükten sonra bile hep bizi düşünecekler. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.